1969 girişliyim ben. 77 mezunuyum. Serdar Devrim adım. Gazeteciyim. Demek ki bu hesaba göre 45 sene önce ilk defa bu avluya girmişim. Bunca yıl sonra bir defa burada tekrar bulunmak, sohbet etmek çok güzel. Farklı bir dile sahip olmak, farklı bir kültürle temasa geçmek için ben çocukların Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca gibi önce temel bir kültür dilinden başlaması gerektiğini, sonra arkasından lazım olan İngilizceleri öğrenmesini gerektiğini düşünüyorum. Fransızca konuşan ülkeler topluluğuna 57 ülke üyeymiş. 20 ülkede gözlemci sıfatıyla katılıyormuş. Yani 7 kıtada 37 ülkenin ana dili hala Fransızca. 220 milyon insan ve gelişmekte olan ülkeleri de kapsayan bir pazar Fransızca konuşuyor. Yani aslında Fransız dilinin ekonomik hayata, ticaret hayatında da çok ciddi bir faydası var. Bunun ötesinde demin dedim ya bir kültür dilidir diye. Kültür dediğim zaman da bu sadece işte edebiyat, felsefe vesaire, tiyatro değil. Yani bir yaşam kültürü Fransızca. İşte moda dili Fransızca, şarkı dili Fransızca, aşk dili Fransızca. Yani yaşamayı seven insanların, dolu dolu yaşayan insanların, modern insanların dili Fransızca. Bu bakımdan ben kendi çocuklarıma da öyle yaptım. Torumun da Fransızca öğrenmesini istiyorum. Ben ana babalara Fransızca ile yahut tabii İtalyanca ile İspanyolca ile bir temel kültür ağırlığı olan bir dille başlayın ve ondan sonra çocuklarınız ikinci, üçüncü bir dil öğrensin diyorum. Bu okullarda bize verilen bir kültür, bir farklı dünyaya bakış açısı, farklı bir insanlık anlayışı var. Bu Fransız kültüründen gelen nedir bunlar? İşte hümanizmle yumuşatılmış bir rasyonalizm. Ondan sonra kadın erkek eşitliği, sanata, edebiyata duyulan saygı, işte kan birliğine yahut ırka yahut paraya yahut toprağa dayanan bir vatandaşlık değil de ortak bir cumhuriyet projesine dayanan, işte insan haklarına, vatandaşlık haklarına dayanan bir toplum projesi. Tabii bütün bunlar çok çağdaş şeyler. Aydınlanma felsefesi. Bugünkü dünyayı hazırlayan, bugünkü özgür dünyanın temelini atan inançlar bunlar. Ve Fransız okulları farkında olmadan dahi olsa çocuklara bunları hepsini aşılarlar. Var. Saint-Bernard'ın en önemli özelliği diğer yabancı mekteplerle kıyaslayarak söylüyorum. Öğrencilerini, mezunlarını formatlamayan bir okuldur. Yani Saint-Bernard'da öğrenci tek tip olmaz. Saint-Bernard'ın mezunu tek tip bir insan olarak buradan çıkmaz. Yani burası bir torna tezgahı değildir. Asla olmamıştır. Saint-Bernard mezunları her zaman iyi kültür almış, sağlam bir eğitim almış insanlardır. Fakat her biri kendine özel, özgür ve özgün bireylerdir. Saint-Bernard mezunlarının en önemli tipi budur. Hepsi biraz, hatta biraz dik kafalı, biraz kendine güvenen, belki biraz nasıl diyeyim, dünyaya biraz yukarıdan bakan, fakat hepsi çok kendine has, özgür, tekrar söylüyorum, ve özgün insanlardır. Asla format yemiş, birbirine benzeyen tek tip insan çıkmaz Saint-Bernard'dan. Bireyi asla ezmez. Bireyin, kişinin kişiliğine, bireyine çok saygı duyar Saint-Bernard. Nereden geliyor bu derseniz bir fikrim yok. Ama neticede bunu biz yaşadık. Ben 10. sınıftayım. Yaşım işte 18. Bir güzel kız arkadaşım var. Havalar güzel, bahar gelmiş. Demek ki aklım havalarda benim ki. Monsieur Markul babamı çağırmış bir gün okula. Demiş ki işte kahve içmişler, sohbet etmişler, tanışıyorlar zaten falan, konuşmuş. Bir türlü konuya gelmiyor. Kalkacak artık babam, hadi alasmadık. Monsieur Markul demiş ki ya şimdi sen bana diyeceksin ki beni buraya niye çağırdın? Demiş ki ben diyecektim ki sana, ya son zamanlarda Serdar'ın aklı sanki biraz havada. Yani şey değil, derste değil, aklını derse veremiyor, biraz dağınık. Sana bunu söyleyecektim ama sonra düşündüm ki ya 18 yaşında bir delikanlı.
Ben de 18 yaşındayken onun gibiydim. Bu yaşta biraz aklı havada olmayacaktı. Ne zaman olacak? Vazgeçtim. Sen söylememiş say. Şimdi bu kadar zarif, her söyleyeceğini söylemiş. Bir taraftan babama aman sakın çocuğun üstüne gitme, bak çocuğa bir laf etme demiş. Bir taraftan da beni kollayarak benim de haysiyetimi kurtarıyor. Şimdi bu çok iyi bir pedagog olduğunun işareti. Bir anekdotla hatırlıyorum bu hadiseyi. Mesela Monsieur Markul bir gün beni içinde çok R harfi olan bir kelimeyi, Fransızca kelimeyi söylerken, herhalde zorlanırken duymuş ki soyadlarımızla hitap ederlerdi bize. Devrim dedi, gel buraya, gittim yanına. Dedi ki Fransız gibi konuşmaya çalışma. Fransızları taklit etmeye çalışma, taklitçi olma. Sen dedi iyi Fransızca bilen bir Türk gibi konuşmaya çalış. Türk çocuğu olmakla övün, taklitçi olmayın dedi. Yani buraya bize bir şeyi empoze etmeye çalışmıyorlardı. Bize devamlı işte milletinizle gurur duyabilirsiniz, vatanınıza sahip çıkın, insanlarınıza sahip çıkın, dilinize, dininize, kültürünüze sahip çıkın. Bize devamlı bunu öğretiyorlardı. Ve hakikaten bizi Fransız kültürünün yahut işte Fransız dilinin bir elçisi yahut işte beşinci kolu gibi yetiştirmek değil, şeyleri, hedefleri gerçekten bizi Fransızca konuşan dünyaya açılan pencere olarak, bizi Fransızca konuşan dünya ile Türkiye arasında bir köprü oluşturacak Türk elitleri olarak yetiştirmeye çalışıyorlardı.